Bir yandan küresel ısınmayla mücadele edilirken diğer yandan da yeni kazanç zincirleri oluşmuş. Ekomondo fuarında geri dönüşüm, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjileriyle ilgili birçok teknolojiyi bir arada görüp inceledim. Türkiye dahil birçok ülkeden firmaların katıldığı Ekomondo fuarını gelin birlikte gezerek bu konudaki en son icatlara birlikte bakalım. Fuardan yaklaşık 1,5 ay kadar önce Italian Exhibition Group'tan bir davetiye maili aldım. Italian Exhibition Group, Türkiye'de de TÜYAP gibi fuarlar organize eden ve dünyanın değişik yerlerinden potansiyel müşterileri bulup fuara getiren bir kurum. Uçak ulaşımı hariç konaklama, tercümanlık ve yerel transferleri onlar organize ettiler. İnternet üzerinden hazırladıkları altyapı sayesinde katılımcı firmaların sitelerini inceleyip görüşmek istediğim firmalardan randevu almam, zamanımı doğru kullanma konusunda çok işime yaradı. Rüzgar enerjisinden elektrik üreten rüzgar güllerinin içine bakalım. Elektrik motoru en uçta, bildiğiniz jeneratör. Ama elektrik üretmek için motor yerine rüzgarla dönen bir mil enerji sağlıyor bu motora. Otomatik şanzımana benzeyen bir aktarma sistemi var içinde. Böylece rüzgar şiddetinden maksimum faydalanmayı sağlıyor. Yeni tip rüzgar gülleri yatay değil yukarıya doğru bakıyor. Böylece her yönden esen rüzgarla dönebiliyorlar. 15 kW'a 100 kW arası elektrik üreten yeni ve küçük tip rüzgar gülleri piyasaya sunuldu. Hatırlarsanız Volkswagen çevreciler tarafından çok eleştiri almıştı. Geçen yıllarda emisyon hacimleriyle ilgili araçlara koyduğu bilgisayar programıyla oynama yaptığı için dışlanmıştı. Bundan sonra Volkswagen'i çok sık görmeye başladık. Böyle yeşil enerjiyle alakalı fuarlarda galiba imajını düzeltmeye çalışıyor. Resmen şu gördüğünüz stand bir Alman standı olmuş. Şu anda gördüğünüz MAN motorları birer kojeneratör. Yani biyogazdan aldıkları enerjiyi burada elektriğe çeviriyorlar bu makinelerle. 2, 4, 6, 8 ve 12 silindirli motorları mevcut. Şu gördükleriniz kojeneratörler, bunlar elektrik üretmeye yarıyorlar. Az önce gördüğünüz Volkswagen SUV da tamamıyla bu üretilen elektriklerle çalışan tamamen çevreci bir Jeep. Bu gördüğünüzde 8 silindirli bir biyogaz motoru arkadaşlar. Şu anda görmekte olduğunuz motorlar elektrik üretmek için demiştik. Peki biyogazın önce oluşturmamız lazım, elde etmemiz lazım. Ondan sonra elektrik üretebiliyoruz. Gelin şimdi size biyogazı nasıl ürettiğimizle alakalı teknolojileri göstereyim. Bu biyogazdan isterseniz yakarak ısı elde edebileceğiniz gibi şu gördüğünüz kojeneratörlerle elektrik de elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak bir biyogaz işletmesindeki genel şema böyle. Gördüğünüz gibi önce atıklar, hayvan gübreleri veya çöpler şu gördüğünüz kocaman tanklarda bekletiliyor. 7 günle 22 gün arasında biyogazın oluşumu sağlanabiliyor. Bu içerideki bakteri hareketiyle oluyor. Normalde tabiatta da oksijenin ulaşamadığı yerlerdeki çürümeler aynı şekilde olur. Yerin altında da biyo kütlelerin çürümesi aynen bu şemada olduğu gibi olur. Bir gaz ortaya çıkıyor bundan. Bu gazı isterseniz kojeneratör yardımıyla elektriğe çevirebiliyorsunuz şekilde gördüğünüz gibi. İsterseniz de gazın kalitesini yükselterek bunu arabalarda yakıt olarak kullanabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz şekilde bir maket, yine böyle bir biyogaz tesisinin maketi. Aynı sıralamada gördüğünüz gibi gazları burada biraz daha kalitesini arttırarak, yanıcılığını arttırarak araçlarda kullanıyorlar. Araçların enerji ihtiyacını kullanıyorlar bundan, belediye otobüslerinin daha çok. Veya yine şurada ileride gördüğünüz gibi elektrik üreterek devletin elektrik şebekesine de bu elektriği satabilirsiniz. Türkiye'de bu şekilde birçok işletme var aslında. Bunlardan bir tanesi de Sütaş. Şu anda görmekte olduğunuz tesisler kendi ineklerinin atıklarından kendi enerjilerini üretmek için yola çıkmışlar. Yıllar sonra o kadar çok inekleri var ki kendi enerjilerini fazlasıyla ürettiler ve şimdi fazla olan enerjiyi de devlete satıyorlar bu tesislerde. Yani bir yandan tabiatı kirletecek olan bu hayvan gübreleri, biliyorsunuz çıkardıkları metan gazı atmosferi kirletiyor ve küresel ısınmada gerçekten baş belası bir gaz bu.
Bu metan gazını atmosfere vermeden eğer bu şekilde bunu enerjiye dönüştürürsek hem tabiat açısından çok faydalı bir iş yapmış oluruz hem de yeni bir kazanç kapısı kendimize yaratmış oluruz. O yüzden bu enerjilerle ilgilenmenizi öneriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bir çamur ve gübre pompası. Çamur ve gübre kıvamındaki şeyleri de pompalamak için şu içeride gördüğünüz mil hareketinden faydalanıyoruz. Gördüğüm iki yerli firmadan bir tanesi de buydu arkadaşlar. Polat. Yaptıkları makine ayrıştırıcı. Hatırlarsanız köylerde eskiden sütü kaymağından ayrıştırmak için elimizde çevirdiğimiz bir ayrıştırıcı makine vardı. Aynı mantıktan hareketle işte böyle tırların üzerinde gezici ayrıştırıcılar yapmışlar. Merkez kaç kuvvetiyle çalışıyor. Çok hızlı dönen bir silindirde yoğunlukları farklı olan şeyler ayrışıyor birbirinden maddeler. Şu gördüğünüz tırları da daha çok petrol sızıntısının olduğu durumlar gibi tabiatın baş edemeyeceği durumlara müdahale etmek için kullanıyorlar. Petrolle karışmış toprağı, çamuru alarak birbirinden ayrıştırabiliyorlar. %99,5 oranında saf petrol tekrar geri dönüştürülebiliyor. Şu gördüğünüz makine de yine başka bir firmanın aynı amaçla ürettiği bir tır diyelim. Gezici bir temizleme makinesi, ayrıştırıcı. Şu gördüğünüzde elektronik bir ayrıştırıcı makine. Bu da yine yoğunluklarına ve renklerine göre malzemeleri ikiye ayırabiliyor. Az önce gösterdiğimiz tipler biraz daha sıvı, çamurla karışmış petrol gibi şeyleri ayırmak içindi. Bunlar da diyelim ki polietilen ve polipropilen gibi birbirine karışmış katı plastik maddeleri yoğunluklarına ve renklerine göre otomatikman ayırmaya yarayan bir makine. Bütün plastiklerin birbirine karıştığı çöplerden tekrar plastikleri geri dönüştürmek oldukça zor oluyor. Çünkü polietilen olarak yapmanız gereken bir ürüne polipropilen karıştırmamalısınız. İşte bu yeni ayrıştırıcılar sayesinde karışık çöpleri bile tekrar işimize yarayacak şekilde dönüştürebileceğiz. Bu da gerçekten hem tabiat için hem de plastik imalatçılar için çok başarılı bir icat. Akarsuyun yanında yaşayan insanlar için çok ucuza elektrik üreten yöntemler var şimdi arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi çok modüler, çok pratik, küçük. Evinizin yanındaki akarsuya takın. 20 kW, 30 kW gibi bir çiftliğin ihtiyacı olan elektriği size sağlayabilecek yeni sistemler. Umarım yakında böyle pratik sistemler hayatımıza girer ve elektrik gibi enerjileri çok daha ucuza hepimiz ulaşabiliriz. Öyle bir belediye düşünün ki arkadaşlar kendi çöplerinden ürettiği biyogazla birlikte bütün enerji ihtiyacını karşılıyor. Şu araba görüyorsunuz şurada. Şu araba yaptığı iş çöp bidonlarını yıkamak. Çöp bidonlarını yıkamak için gerekli olan sıcak suyu ve kendi hareketi için gerekli olan enerjiyi tamamen biyogazdan sağlıyor. Yani bir belediye kendi temizlik ihtiyacı için olan enerji ihtiyacını kendi çöplerinden karşılıyor diye özetleyebiliriz bu durumu. Şu gördüğünüz arabada sembolik olarak geri dönüşümle yapılmış geri dönüşüm, demir, döküm, çelik gibi ürünlerin birbirine eklenerek nasıl tekrar araba olabileceğini sembolik olarak anlatmak için koymuşlar bunu. Özellikle düz arazilerde katı maddelerle karışık olan atık suyu pompayla hareket ettirmek çok zordur. Dubai'deki El Burj Khalifa Oteli'nin atıkları aynı sıkıntıdan dolayı borularla değil tankerlerle arıtma tesisine taşınıyor. Görmekte olduğunuz pompa içindeki havlu benzeri parçacıkları tıkanmadan hareket ettirebilerek bu problemi çözüyor. Elektrikle çalışan iş araçları ve elektrikle çalışan tırlar. Scania'nın bu modelleri %100 elektrikli arkadaşlar. Hayvancılıkla uğraşan bazı müşterilerimiz var. Bu hayvancılıkla uğraşan müşterilerimizin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için projeler yapıyoruz. Şu anda İtalyan ve Almanya'dan
görüştüğümüz, bayilik üzerine görüştüğümüz firmalar var. Birkaç projeyi birlikte onlarla birlikte yaparak bu işi öğrenmeyi umuyoruz. O arada da enerji ihtiyacı olan müşterilerimizin de işi görülecek. Harala Gürele yeni bir serüvene başladık arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki zamanlarda sizinle bu yaptığımız biyogaz projelerinin görüntülerini paylaşacağım. İtalyan Exhibition gruba beni davet ettikleri için böyle güzel bir fuar organizasyonuna tekrar teşekkür ediyorum. Yakın zamanda da Antalya'daki GrowTech fuarına gideceğim. Orayı da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayalım.